İstanbul'da korkunç bir cinayet işlendi. Konuşma engelli bir genç ormanda boğazı kesilerek öldürüldü. Cesedi de ateşe verildi. Polis adım adım iz sürdü. Cinayet anında gencin yanında biri kız, biri erkek, iki yakın arkadaşının olduğu ortaya çıktı. Dil yok, nutuk yok, duyma yok. Böyle götürdüler, canice katlettiler gitti. Kendileri gibi engelli arkadaşlarını ormana götürüp boğazını kestiler. Cesedini ateşe verdiler. Çocuğu götürüyor, işkence öldürüyorlar, yakıyorlar. Kurban Bayramı arifesiydi. 21 yaşındaki konuşma engelli Abdülkadir Ergani ağabeyiyle birlikte bir AVM'ye gidip alışveriş yaptı. Eve döndükten sonra tekrar dışarı çıktı. Çocuk eve geliyor abisi. Dedim Kadir nerede? Dedi biraz sonra gelir. Ama gelmedi. Ailesi polise gidip kayıp başvurusunda bulundu. Sultanbeyli Asayiş Büro ekiplerinin kayıp genci arama çalışmaları sürerken Aydos Ormanı'ndan bir yangın ihbarı aldı. Olay yerine gelen ekipler bir gencin boğazının kesildiğini ve daha sonra yakılarak öldürüldüğünü belirledi. Ekiplerin işi zordu çünkü ceset tanınmayacak haldeydi. Polis boğazı kesildikten sonra yakılarak öldürülen gencin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Ve o gün emniyete yapılan kayıp başvuru ilanlarına baktılar. 21 yaşındaki Abdülkadir Ergen'in ailesi çocukları için kayıp ilanında bulunmuştu. Çocuğu götürüyor, işkence öldürüyorlar, yakıyorlar. Ortada bir kayıp ilanı, bir de ceset vardı. Polis hassas davrandı. Kimlik tespiti kesinleşmediği için aileye bilgi verilmedi. Polis Abdülkadir Ergeni'nin en son bir kız ve bir erkekle görüştüğünü tespit etti ve ikisini de gözaltına aldı. Sizin yeğeninizi öldürenler de engelliyim. Evet, engelli. Şimdi yarın öbür gün deri rapor alacaklar. 3 ay yatıp çıkacak. Böyle bir kanun olmaz. Abdülkadir'in yakın arkadaşı olan şüphelilerin ikisi de engelliydi. Çelişkili ifadeler verince tutuklandılar. Ağır şekilde cezalandırsınlar bunları. Polis engelli gencin aşk ilişkisi nedeniyle öldürüldüğü şüphesi üzerinde duruyor.